Merhaba arkadaşlar ben Buar. Bugün sizlerle çimsa inceleyeceğiz. Çimsa çimentoda son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şimdi çimsa tarafına bakıldığında bir bölünme gerçekleştiğini zaten hisse yakından takip edenler bilecektir. Bölünme sonrası da 40.50 seviyesinden işlem görüyor. Dün de yüzde 21 negatif kapanış gerçekleştirmiş. Genelde bölünme sonrası hisselerin Biraz toparlanması yani güç toplaması zaman alabiliyor. O yüzden burada biraz daha kısa vadeden ziyade orta ve uzun vadeli alımlar bizlere güzel bir getiri sağlayabilir arkadaşlar. Çimento sökleri tarafında portföyün listesi olmayanlar burada çim sayı değerlendirebilir. Zaten burada görüldüğü bölünme sonrası aşağı yönlü bir trend var ve en sonuma bakıldığında hacimlerin bir miktarda düştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi genelde bedelsiz sonrası biraz toparlanma zaman alabiliyor. Onlar hemen kısa vadeli bir yüksek yükseliş beklemek yanlış olabilir. Ancak EMA'nın üstüne kalabilirse, 41'in üstüne atabilirse burada trend çizgisinin üst noktasına doğru yani 43-44 seviyelerine doğru bir tepki hareketi görmemiz mümkün. Özellikle fiyatların geri gelmesi durumunda uzun vade için kademeli alımlar gerçekleştirebilir arkadaşlar. Şu anda 40 seviyesinde fiyat tekrardan 38-37 seviyelerine yani bu ana trend çizgisi diye takip ettiğimiz seviyeye doğru bir geri çekim yapılırsa buradan kademeli alımlar yapılabilir arkadaşlar. İsteyen risk alın buradan alır 40 seviyesinden Düşülerin devam etmesi durumunda da 37-36 seviyesinden uzun vade için alım gerçekleştirir. Burada emaların üstünde kalması gerekiyor. Kısa vadede bu aşağı yönlü negatif baskı üstünden atıp tekrar yönünü yukarı çevirmesi için 41'lerin üstünde kaldığı sürece trend tekrardan yukarı yönlü doğru yönünü çevirecektir arkadaşlar. Bu da bizi ilk etapta Pardon. 46 47 seviyesine götürecektir. Yani 41'in üstüne kalabilirsek 41 50 seviyesinin üstünde ilk etapta bu bizi 46 47 seviyeler, şurada gördüğünüz 46 96 seviyesine doğru götürecektir arkadaşlar. Bunun üstünde kalırsa da orta vadede 51 devamında da 54 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte %30'a yakın bir yükseliş potansiyeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir kar marjı da bırakabilir. Dediğim gibi kısada bir miktar bu hacimsizlik devam bir Güç toplaması gerekiyor. Çünkü burada oluşan alımlarla tekrardan bir trende dönmesiyle en son zirvesi yani 51 seviyesi devamında 54-55 seviyesi hedef olabilir. Uzun vadede arkadaşlar. Kısa da risk alalım derseniz de burada yapacağınız alımlarla birlikte 41 elinin üstünü takip edip 43, 43, 44 bölgelerinden satış gerçekleştirebilirsiniz. Kimse tarafı bu şekilde arkadaşlar. Şurada haberi de göstereyim sana. Genel olarak biliyoruz zaten. Burada gördüğünüz gibi Sabahlı John ve Çimse ABD'de 82 milyon dolar yatırımlı bir çimento tesisi kuracak. Zaten bu fiyatların içinde vardı. Bu haberle de birlikte bölünmeden önce biz yukarı yönlü hareketler görmüştük. Bedelsiz haberle de birlikte listede yukarı yönlü güzel hareketler gördük. Daha önce bir analizimiz vardı. Mayıs aylarından sonrayla Haziray'da yanılmıyorsam oradan sonra da çok güzel bir çıkış gerçekleştirmiştim. E, şirketin mali tarafı güçlü arkadaşlar. O tarafta bir sorun yok. Temettüde verdiğini düşünürsek uzun vadede fiyatların özellikle geri gelmesine daha da ucuz uygun seviyelerden alım yaparsanız yine uzun vadede orta vadede size güzel getiriler sağlayabilir. 41-50'nin üstü pozitif arkadaşlar. 46 seviyene doğru yükseliş görmemiz mümkün. Tepki hareketleri gelecektir. Bu seviyenin altı şöyle bakalım. 40'ın altına kalması durumunda da tekrardan bu alçalan takozun doğru alt doğru bir geri çekilme olabilir. Özellikle 37-36 seviyeleri de yine alım için uygun seviyeler arkadaşlar. Cümleten bol kanlaşlar diliyorum. Hoşçakalın.